sandalına, ayakkabısına niçin bu kadar sevgi duyuyorlar? Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü biz Allah'ın sünnetini takip ediyoruz. Öyle değil mi? Allah'ın sünnetini takip ediyoruz. Çünkü Allah Subhanahu Teala Peygamber Efendimiz'in ayakkabılarını severdi. Musa Aleyhisselam Allah'ın o kutsal sınıra geldiği zaman Tur Dağı'nda o ağaca konuşurdu. Ağaca ışık gelirdi. Hollywood filmlerindeki gibi ateşten bir ışık değil. Gelen ses de bizim anlayacağımız bir ses değildi. Bir ses gelirdi ağaca. Allah Subhanahu Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki, ya Musa, bana yaklaşırken dedi ayakkabılarını çıkar dedi. Tur Dağı'na çıktığında. Biliyor musun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç Kur'an'ı hiçbir zaman okumadı. Hiç Kur'an'ı okudu mu? Peygamberimiz tabii ki okumadı Kur'an'ı. Birincisi kendisi ümmiydi, okuma yazması yoktu. İkincisi de Efendimiz'e bir kitap olarak inmedi Kur'an. Gelen ilk ayet ikraydı, okuydu. Cebrail Aleyhisselam ona kitap mı getirdi, oku dedi. Ne dedi ona? İkra dedi, oku dedi. Kalpten kalbe geçiyordu. Kalbindekini oku dedi ona. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a Allah'ın arşı, gök kubbesi onun ayakkabılarıyla mübareklendi. Rahmet buldu. O yüzden tasavvufta, sufilik yolunda deriz ki Peygamberimizin ayakkabısının altındaki toz olabilelim deriz. Çünkü biz biliyoruz ki hiçbir zaman asla ulaşamayız onun makamına. O kadar yücedir. Allah'a hiç ulaşamayız biz. O kadar uzağız ondan. O kadar kirliyiz biz. Ama yalnızca Peygamberimizin ayakkabısının altına yapışmış olan toz olsak, çünkü ayakkabılardan sebep o toz da ilahi huzura, gök kubbeye çıkabilir, ilahi huzura çıkabilir. Tabii ki onun ayağının altındaki toz olmak her şeyden iyidir. Bu alçak gönüllü, mütevazı olmak, aşırıya kaçmak değil, bu gerçektir. O yüzden o kadar çok sevgimiz var ona. Peygamberimiz Aleyhisselam düşmanlarını cennete götürdü. Onu öldürmek isteyen, ondan nefret edenleri. Bir savaşta eline esirler geldiydi Efendimizin. Efendimiz esirlerin yüzüne bakıp gülümsüyordu. Ne çeşit bir peygamber bu dediler esirler. O kadar mutlu ki hepimizi yakaladı diye. Efendimiz onlara dedi ki, bilmiyor musunuz dedi, benim tutsaklarım, esirlerim bile cennete, benim bulunduğum yere gelirler dedi. Eğer düşmanlar rahmet bulursa,
sevenlerden ne haber? Osmanlılar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için delirirler. Deliyiz çünkü o kadar çok sevgimiz, saygımız var ki. İnsanlar yıllar yılı şarkılar söylüyor ama bir şey olmuyor bu ümmete. Maşallah. Binlerce insanı Allah'ın evliyasına getiriyorsun. Yönünü değiştiremiyor musun? Bu ümmetin. Osmanlıların özel bir deve cinsleri vardı. Peygamber Efendimiz zamanından kalma bir cins deveydi bu. Hediyeler toplarlardı. Mekke'den belli bir uzak mesafeden o devenin üzerine koyarlardı bu özel hediyeleri. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu özel cins devenin üzerinde seyahat ederdi Efendimiz. Osmanlılar dediler ki bu deveyi dediler, bu cins deveyi kimse binmeyecek dediler. Peygamberimiz bindi dedi. Kimse bu cins deveye binmeyecek. Sultan bile binmeyecek dediler. O devenin neslini devam ettirdi Osmanlılar. Kahire'de sultanı temsil eden biri olacak. Halife'yi. Deveyle beraber devenin önünde yürür sultan. Yularından tutar. Peygamberimizin hizmetindeymiş gibi. Onu temsil eder. Vahabiler bu develeri hepsini katlettiler. Allah bizi bağışlasın.